Evvel en nadide şirketimizin gemisi denize indi. Şimdi de iki büyük şirketimizin aralarındaki düşmanlık Allah'ın inayetiyle burada bitiyor. Bundan sonra iki şirket birlikte çalışacaklar. Fabrikalarını sayılarını çoğaltarak zenginlik ve beraberlik yaratacaklardır. Bu dostluğun mutluluğu için de kadeh kaldırmasını rica ediyorum. Çalışmalar var. Büyük imkanlar içinde gelişecek. Geniş imkanlar her zaman memleket çapında devam etmeli. Evet, geniş imkanlar her zaman memleket çapında devam etmeli ve edecektir de. Bizim bölüm... Bizim elimizde mevcut imkanlar her zaman tatmin edicidir. Ne gel olursa olsun, bizim tesis üzerindeki otoritemiz sonsuzdur. Rakamlar açıktır. Sizler de çok iyi bilirsiniz ki... Olur, ölmeyin, yaşatmayın. İki şirketimiz... ...tüm iyi niyetlerle her zaman alır. Yemin ediyorum için... İmkanı mümkünatı yok bu kavga. Ah Adile, ah! Ah bir erkek evlat vermedin bana. O zaman çaycı başıların köküne kibrit suyu dökerdim. Bey, bey! O tablayı ben babamın evinden getirdim. Ona kimse dokunamaz demiş miydim ben sana, he? Cevap ver! Affedersin karıcığım. Hey! Abbas Bey'in Türk tablasını getir. Hem şu erkek evlat lafını sakız gibi mütemadiyen ağzına çiğim efendi. Toprağı ne ekersen onu biçersin. Darlanın toprağı da verimli olmalı hanım demin onu. Hadi!
Kaç defa söyledim ben sana? Saçlarım bugudiliyken, yüzüm kremliyken bana dokunma diye. Baş üstüne. Hem bir daha da lafını tart öyle konuş. Toprak verimli olmasaydı 3 tane evlat verebilir miydim ben sana ha? Ne demişler? Erkek adamın erkek damadı olur. Ne demişler? Erkek adamın erkek evladı olur. Tapancıların kökünü kazıyacağız evvelallah. O sonradan görme karısına da bir gerse olur. Ha, ama gözümüzü de dört açmalıyız. İş sahasında da onları alt etmeliyiz evvelallah. Tapancılar o son ihaleden tam 20 milyon almışlar baba. Bir sürü de inşaat işi bitirmişler. 10 milyonluk fabrika da inşa etmişler. Biz de 40 milyonluk ne güzel binalar inşa ettik evlat. Ama asıl iş blok apartman yapacağımız saha için bundan sonra başlayacak. Depolarımızı bastılar. Çimento stoklarımızı imha ettiler. Kalite boyalarımıza su karıştırdılar. Ama buna karşılık biz ne yaptık? Hiç. Ama bundan böyle yapacağız. Ya onlara daha büyük misilleme yaparsınız... ...ya gözüme görünmezsiniz o kadar. Alo. Ha, sen misin? Bana bak Abbas. Olmuyor Adile hanımefendi. Beyinize efendi demeniz gerekiyor. Peki Ahmet Bey, pekala öyle söylerim, merak etmeyin. Sana söylemedim Abbas efendi. Aptallığın lüzumu yok. Ben güzel konuşma hocamla sohbet ediyorum. Aptal sözü size yakışmıyor hanımefendi. Cigimle bitirin hitaplarınızı. Tabii, tabii. Evet. Peki Abbas efendiciğim. En kısa zamanda bu iş bitmezse... ...Çaycıbaşı denen o kart karının dans hocasını kaçırmazsan... ...akşama eve gelme. He? Nasıl? Bir kolayı bulunur karıcığım. Baş üstüne Adileciğim. İyi çalışmalar sevgili kocacığım hitabında bulunun. İyi çalışmalar sevgili kocacığım. Hocalar götürsün. Defol lan, arızayı çağır. Önümüzde birileri var. İki, iki, üç.
üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Ay vallahi başım döndü. Afiyet olsun hanımefendiciğim. Bugünlük bu kadar yeter. Şav. Efendim, beni? Alo, Bayan Çaycıbaşı. Ben Deniz, dans hocanız, göbek attıran Ali. Size şunu bildirmek mecburiyetindeyim ki bugünden itibaren dans hocalığınızdan istifa ediyorum. Çünkü bayan tapancıyla anlaştım. Bayılıyorum. Ay beni alışıyorum. Felaket. Bayan Çaycıbaşı bayıldı. Bayılsın da ayılmasın inşallah. Hadi bakalım göbek attıran Ali efendi birinci derse başlayalım. Başlayalım efendim. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, neticeyi bildiriyoruz efendim. Evet, netice. Anlayamadım. Hastalık Sarafino Pito Santos. Depolarımızı bastılar. İhalelerimizi engellediler. Üstelik bir de karımın dans hocasını kaçırdılar. Bunun altında mı kalacağız? Ha? Sizlere soruyorum. Şimdi beni iyi dinleyin arkadaşlar. Bu işin şakası kalmadı. Kesin ve son çareyi bulmalı. Evet, bulmalı. Abbas Tabancı'nın sonu geldi beyefendi. Anladım. Bak, fena fikir değil. Arkadaşlar, paradan çekinmeyin. Bu işi eline yüzüne bulaştırmayacak bir adam bulun bana. Hayatımı kurtaran para. Size her zaman bozuk paranın ne kadar kıymetli olduğunu anlatır dururdum. Sana kaç defa söyledim. O koltuk babamdan kalmadır. Sakın oturma diye. Hem de kendini bu kadar acındırmaya hiç lüzum yok. Hiç poposundan yaralanıp da öleni görmedim. Öyle değil mi hanımcığım? Orasından öleni görmedim ama sürüm sürüm sürüneni çok gördüm. O dediğin inşallah çaycı başıların başına gelir. Polise haber verelim baba. Olmaz. Bir şeyi ispat edemeyiz. İftiracı durumuna düşeriz. Ama babamı öldüreceklerdi. Her şeyi göze almış bunlar. Biz de alırız. Kana kan isteriz diyor mu hanımcığım? Ama senin kanın akmadı ki efendi. Senin hatırın için ikinci defa akıtırlar hanımcığım. Tövbe tövbe yarabbim. İşin şakası yok, bir çare bulmalıyız. Babamı Avrupa'ya kaçıralım. Sen sus, erkek işine karışma. Biz bir yolunu buluruz elbet. Bana laf düşmez ama... ben bir çare buldum Gülcan Hanım. Neymiş o çare? Çabuk söyle. Abbas Bey'e şanına layık bir bekçi bulalım. İsmini duyanlar korkularından donlarına etsinler. Fena fikir değil. İyi ama böyle birini nereden bulacağız? Ben tanıyorum Gülcan Hanım. Kim bu?
Deli Şahin. Lan aptal ol aptal ya. Lan bu ne biçim laf? Bu yaştan sonra delilerle mi uğraşacağım lan? Karış bir siz. Dur. Ya bana atma Rıza'nın fikrini. Bahsettiği bu Deli Şahin yaman biri olmalı. Yaman da laf mı? Üstüne yoktur Deli Şahin'in. İnanmazsanız gelin göstereyim Şahin'i. Bak bu oldu işte. Ben görmediğim mala para vermem. Hadi düş önüme. Hadi. İşte Deli Şahin. Bu önceki hali, bu da sonraki hali. Bakın anlatayım. Ya işte, çaycı başların başına bela sarmayacak mı? Deli Şahin'i hemen getirtelim baba. Evet, getirtelim. Evet ama nasıl? Siz o işi bana bırakın. Söylemesi ayıp, hemşerimdir. Tamam öyleyse. Yalnız para meselesini konuş da kazık yemeyelim. Aman beyim, para lafı etmeyelim, bozulabilir. Allah Allah. Biz aşağıda imzası bulunan kişiler toptan istifaya karar vermiş bulunuyoruz. Sayın patronumuz Reşat Çaycıbaşı'ndan istifamızın kabulünü rica ediyoruz. Etmezse neşesi bilir, zorla kabul ettiririz. Çünkü çalışma şartlarının ağırlığı ve sıhhi sebepler bizleri istifaya zorlamıştır saygılarımızla. Nankörler, satılmışlar, tapancı kaşa satın aldı sizleri. Söyleyin, susmayın! Para önemli değil patron, gayrı sıhhi sebepler var ortada. Neymiş ulan gayrı sıhhi sebepler? Deli Şahin! Deli Şahin mi? Deli Şahin bizim gibi hıyarları çakıyla salataya doğrar. Şimdiden başınız sağ olsun. Beni bağışla babacığım. İstersen çek vur alnından ama yalvarırım beni Deli Şahin'e teslim etme. Öpeyim babacığım. İstemem.
Önce şu deldiğin pantolonun parasını öde bakalım. 10 pantolon parası ödeyeyim babacığım. Buyurun alın. Lafı mı olur? On kağıt daha ver, pansuman parası. Peki, vereyim. Buyurun. Beni Deli Şahin'e şikayet etmeyeceksin değil mi baba? Etmem. Sağ ol baba! Şimdi hadi bakalım, ortada dolaşmayın. Peki baba, peki babacığım, peki. Bu Şahin ne belaymış be! İsmi bile sıfırı tükettirdi düşmanlarıma, cismi kim bilir ne yapar acem! Tabancılar Deli Şahin'i getiriyorlarmış. İşimiz bitik demektir. Ben hapisteyken anlatırlardı bu Şahin'i. Baş eğilmez bir belaymış. Önce çaycı başılarla hesaplaşacak. Sonra da sıra bize gelecek Avni Baba. Başkanlığa Sayın Abbas Tapancı Bey layıktır. Çünkü dirayetli ve namusludur. İnsaniyetlidir, asildir. Çünkü her iki şirketimize de katkıda bulunacak eşsiz bir dehadır. Şimdiden başkanlığınızı tebrik ederim. Aferin Reşat. Hakkında iyi şeyler anlatacağım bizim Deli Şahin'e. Sağ olun aziz dostum. Bir emrin varsa söyle. Yok estağfurullah. Aklıma geldi. Şu büyük arazi işinden çıkıversen. Bizim Şahin pürüzlü işlerden pek hoşlanmazmış da. O halde derhal. Arazi işinden çıkıyorum Abbasçığım. İyi günler. Bir dakika. İki gün sonra geliyor bizimki, ortalıkta görünmeseniz iyi olur. Sağ ol kardeşim, bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Yakışıklı mı acaba? Herhalde çok soğuk kanlı adam. Beyefendi tamam göründü bakın. İşte otobüs geliyor. Öyleyse hemen başlayın. Dikkat! Başla! Hadi bakalım Şahin! 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 Çok merak ettim. Şahin! 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 Vatandaşlarım, alakanıza çok teşekkür ederim. Siz kimsiniz be kardeşim? Yalova kaymakamı. Çekil be! Şahin! 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 Kesin, kesin be! Lan oğlum bu mu Şahin? Lan oğlum bu mu? Bu herif? Ta kendisi. Hadi başlayın. Şahin! Hadi. Şahin! 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 Aman yahu tabanca çekiyor mu? Şahin! 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 Şahin!
şahin tebdili kıyafet dermiş. Yani ayyaş bozuldu. Sen onu başkasına yuttur. Çaycı başıları görürse mahvoldun. Göremeyecekler. Gece inşallah otobüsleri devrilir diye dua ettim. Ama gene de geldi Allah'ın belası Şahin. Lan Rıza. Lan bu mu göklere çıkardığın deli Şahin? Biraz dinlensin, sabah kendine gelir beyefendi. Şu herif gelsin gelsin diyorduk, şimdi de kendine gelsin diyoruz. Adı bile yetti çaycı başıları. Doğru. Kendine gelmeden kimselere göstermek yok. Tamam mı? Tamam efendim. Arkadaşların raporuna bakarsak bizim bu inşaat sahasını ne yapıp yapıp satın almamız gerekiyor. Bu konuda halkla ilişkiler müdürümüz neler düşünüyor? Sözü geçen yerin alınmasında ben de arkadaşlarımla aynı fikirdeyim. Ha. Yalnız elime geçen raporlar bir takım öneriler getirmekte. Ha. Ben de bu konuda bazı tedbirler aldım efendim. Size arz edeyim onları. Güzel. Ancak gözden uzak tutmamamız gereken bir nokta var. Bir kısım bizi çekemeyenler, bazı yalan dolanlar uydurarak aleyhimize bir kampanya başlatabilirler. Bu da rakiplerimizin ekmeğine yağ sürer. Basın organlarıyla ön anlaşmalara girip büyük bir reklam kampanyası açarak yaptığımız işin hayırlı bir iş olduğuna dair gerçek deliller ortaya koyarak girişimlere geçilmesini öneriyorum. Evet, öylece gereken yapılsın derim. Sen de not al bakalım Şaban Efendi. Olduk. En pahalı parfümlerim, kolonyalarım çalınmış. Benim de tıraş takımlarım, akden şamelerim yok. Ama sen söylüyorsun, yine duruyorsun yüzü, yürüsene, yürü serserim. Bir bunak. Merhaba Küçük Bey. Yanlışınız var efendim. Küçük Bey değil, Küçük Hanım. Adım da Gülcan. Yani avrat takımından mısın? Ama avrat gibi giyinmemişsin. Neyse, beni rahat bırak. Ya da içki bul bana. Size yaklaşmak için gelenleri kovmanız için bir sebep mi var? Garip bir adamsınız. Kendinize baksanız olmaz mı? Siz de çok soru sormasanız olmaz mı? İnsanın bu resmin siz olduğuna inanası gelmiyor. Thank you.
Kafamı karıştırma küçük hanım. İyilik etmek istiyorsan beni yalnız bırak. Ay çok güzel olmalı. Günaydın. Size özel kuaförümle tanıştırayım Şahin Bey. Paris'ten diplomalıdır. Merhaba. Merhaba. Şeridiklere doğru. Çok güzel olmalı karılar çatı çatı çatlayacak doğrusu. Saf alkoldür Şahin Bey. Friksiyon yaparken kullanılır. Aşırı şey yapacağız. Aşırı gidiyor. Ne kadar heyecanlanıyorum ben. Eyvallah. Hallo. Bay bay. Şimdi tependen aşağı dökün. Bakın burada 100 lira eksik. Kim koymadı? Ben koydum. Şimdi koydum canım. Evet. Ben mi koymadım? Böyle bir şeye tenezzül eder miyim sanıyorsunuz? Elbisen çok şık Adile'cim. Herhalde pahalı bir yerden olmalı. Yok canım. 6 ay önce bizim Abbas Paris'ten getirmişti. Diyor tabii. Bizimki de bu yıl arabasını değiştirdi. Yine Amerikan arabaları modaymış. Moda dediniz de aklıma geldi. Terzim vücudunuzla övünebilirsiniz dedi. Relans, bu ay sonunda Paris'e gidiyorum. Mücevherlerimi yenilemek için. Sür diyorum. Biz de bu yazı Nice'de geçireceğiz şekerim. Kızım, Fifi'nin mamasını unutma sakın. Marstun'a. Nice değil, mis şekerim. Bizim gelin de İsveç'in güzelliğini anlata anlata bitiremiyor. Vaktin olsa da biraz da Anadolu'ya gitsen. Bir daha Avrupa'yı görmek bile istemezsin. Bitti. Ama eşhan. Çocuklar yine 100 lira eksik. Misafirler Sizlere Deli Şahin'in selamını getirdim. Bizler bu selamın ne demek olduğunu biliyoruz Abbas Beyefendi. Memnun oldum. Her şeyi güzellikle halletmek istiyorum. Evlerinizin yerine birer daire sahibi olacaksınız. Koskoca çaycıbaşılar karşımda pes ettiler. Aklınızı başınıza toplayın, menfaatiniz bendedir. Çaycıbaşıları da sizleri de istemiyoruz Abbas Bey. Daireleriniz sizlerin olsun.
Bize tek göz evlerimiz yeter de artar. Boş laf bunlar safsata Avni Efendi. İşte size düşünme fırsatı. Son gün deli şahinle geleceğim. Bu gece de Bekirlerle anlaşma imzalayacağım. Her eve bir daire unutmayın. Şeref verdiniz efendim. Hakikaten misafirperversiniz. Parasında hiç merak etmeyin. Teşekkürler. Ay pek hoşsunuz. Bu kadar güzel espri duymamıştım. Evet, bakın yani. Aman kardeş, bir defileye gittim, görmediğim ne izleyiciler. Asıl sen Ferhunde'nin defilesini görmediğini şekerim, o bir harikaydı. Ne şerefsiz. Çocuklar size mi? Şimdi iken mutluyum, biraz müstehcen. Bir dakika. Abbas Bey, Abbas Bey, rezalet, rezalet. Şahin kaçmış. Kaçmış mı, rezalet çıkarır. Aman idare et. Beni idare edeyim, zaten başımda bir sürü kerkenes karı var. Bana bak, sen benim koltuğuma dikkat et ha. Bana... sürpriz. Cüneyt Parçacı. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika, müsaade edin. Hoş geldin Cüneyt Parçacı. Biraz fazla içmiş olmayalım. Aman efendim, aman, o nasıl söz öyle? Siz ne kadar içseniz hiç içmemişlik duyuyorsunuz vallahi. Hem de hiç kendinizi bozmuyorsunuz. O içkiden çarpılma ancak bizim gibi fakirlere mahsus. Fakir bir taksirlere mahsus vallahi. Bana bunu hiç düşünmeyin efendim. Para işim ben bu abi. Tam hallettim. Teşekkür ederim. Biliyor musunuz beyefendi? Bu gecenin en kibar, en centilmen erkeği sizsiniz. Bütün gözler sizin üzerinizde. Sizin şerefinize içiyorum. Cüneyt Parçacı, benim ismimden bunun aksine hiç kimse ispatlayamaz. Güzel eğlence. Şöyle dizi bir yerde geçirebilir miyiz diye düşünüyorum da. Tabii tabii, niye olmasın ki beyefendi? Sizi diye mi gideriz diye mi? Ben öyle dezih bir yer biliyorum beyefendi. Biliyorsun, o zaman niye duruyorsun? Ne diye bir yer? Ay, kusura bakmayın. Ama gecenin kraliçesi mi? Teşekkür ederim.
Ama efendim emir buyurdunuz madem gideriz. Yalnız acaba emir olur mu ya? Rica ediyorum. Estağfurullah. Biz sadece sizin hani istirahatiniz bozulmasın diye ağırdan alırız. İstirahat olur mu? Gidelim, eğlenelim diyor. Emredersiniz. Çok güzel bir şey. Tabii gidersiniz efendim. Herhalde şanınıza layık bir yer olur. Oh, hoş geldiniz efendim, buyursunlar. Şeref verdiniz, buyurun. Al, hiç sevgilin oldum, hiç. Aa, Tapancı Bey, hoş geldiniz. Epeydir görünmüyor. Affedersiniz, yanılıyorsunuz. Herhalde bu herif geldi. Gelir o. Ha, size konuğumuzu getirdik. Kendisi çok itibarlı. Hoş geldiniz. Beyrut'tan yeni kızlarımız geldi. Sizi zamanında tadı. Benim Ayvalık'ta da deniz kenarında bir köşküm var. Orada ay ışığında güzel kızlarla içeriz. Ha? Hadi içelim şey. Odanız hazır, buyurun çıkalım. Çıkalım. Çok büyük odanız şurası, iyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Güzeli bekliyor. Değil mi? Hı? Nerede o? Bakın. Lan Şahin! Bütün bunlar senin başının altından çıktı. Lan kovdum seni! Şahin'i kovarsak foyamız meydana çıkar baba. Ablam haklı baba. Çaycı başılar yine hırlamaya başlar. Kovmasaydın olmaz mıydı? Ne yaptı sana? Ya ne yapacak? Şirket müdürüne mührü yanlış yere bastı. Ha! Adamın tablası, o ne o? Abbas Bey'in tablasını getir. Bu haliyle bile çaycı başıları sindirdi. Bir de iyileşirse. Peki nasıl iyileştireceğiz? Aile doktorlarımıza gösteririz. Peki hanım. Peki kızım, bulun gerekeni yapın. Çocukları çok mu seviyorsun? Çocuğun var mıydı? Hı hı. Vardı. Sizin iradeli bir insan olduğunuza inanıyorum Şahin Bey. İçkiyi hep beraber yeneceğiz. Size uygulayacağımız bu ekstra tedaviyle hiçbirşeyiniz kalmayacak. Bu tedaviyle senede 100.000 alkolik iyileştirilmiş. İyileşmiştir. Bilgesini temizleyeceğiz. Kanını değiştireceğiz. Bağırsaklarını değiştireceğiz. Ciğerlerini. Çünkü bütün içkileri biz içtik. Thank you.
İçmesen olmaz mı? Bana bir şişe daha getir. Abbas Tapancı'nın teklifine ne diyeceğiz? Ne yapacağız Avni Baba? Bir çare bulacağız. Bizim hanım evimden memnunum. Daire filan istemem diyor. Şu Şahin gelmeseydi ne iyi olurdu Avni Baba. Ne fark eder? Bir başkası gelirdi o zaman. Onun gibiler o kadar çok ki. Tapancı ve Deli Şahin olmasa ne iyi olurdu değil mi Avni Baba? Yoksa bir şey mi düşünüyorsun? Gerekirse onları yok etmek istiyorum baba. Nasıl yok edersin evlat? Delilik olur. Anneciğim! Ne istiyorsun benden? Öldürecek misin yoksa? Evet. Hem de ikinizi birden. Biz evlerimizden memnunuz. Orada apartman yapmak isterseniz onu da seni de öldüreceğim. Merhaba arkadaş. Arkadaş deme bana! Seni hiçbirimiz sevmiyoruz. Çünkü onların parayla tuttuğu bir uşaksın. Sen de o da öleceksiniz. Ateş etmeyin ona silahsız. Sarhoşum bir o. Sarhoş he? Siz işinize yaramasa sarhoşu yanınızda tutar mısınız? Siz menfaatiniz olmayan birini evinizde besler misiniz hiç? Ay bir şey söylesene. Bak evladım, hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar da konuşa konuşa anlaşırlarmış. Sen sus. Seni de çok iyi tanıyorum. Ne malın gözüsün sen, Allah'ın her günü karısından dayak yiyen korkak herif. Zayıf birini gördün mü de hırsını ondan alan yalancının, dolandırıcının tekisin. Sizler bizden ne istiyorsunuz anlayamadık gitti. Bir eve bir daireymiş. Bu yalan vaatlerle bizi uyutamazsınız. Bizim yolumuzu da okulumuzu da evelallah devlet baba yapar. Kardeş kardeş yaşarız. Varlık içinde olmasak da bu bizlere yeter. Daha fazlasını şimdi istemiyoruz. Hele sizin gibileri hiç istemiyoruz. Ne dişin yakalayın, ne duruyorsunuz lan? Ya ne duruyorsunuz? Ay can canan düşmanı var, seni polise teslim edeceğim şimdi. Durun. Bizi vuruyordu, sen durun diyorsun be oğlum. Ay ne oldu buna birdenbire? Neden bayıldığını anladım onun. Böyle tabancayla bayılanı da hiç görmemiştim yani. Sizin daha çok şey görmediğiniz belli. Hadi ye kardeşim. Evde çocuklarım beni bekliyor. Yemem. Sana oğlum ne duruyorsun, kalk yakala koş, yediğin ekmeğin hakkını ver, bir kedi köpek bile yediği ekmeğin hakkını bilir. Ne duruyorsun, koş, koş diyorum. Bey, Şahin gitti. Nereye? Çaycıbaşılara gitti. Bana yediğim yemeğin bedelini ödeyeceğim dedi. Eyvah, foyamız meydana çıkacak. Doğru hanım, oraya varmadan yetişelim. Hey çaycıbaşı!
Yediğim yemeği hak etmeye geldim. Deli Şahin bu mu? Evet, Deli Şahin efendim. Sana söylüyorum. Bu sarhoş herif mi? Tapancı bizi iyi bastırdı. Şununla biraz eğlenin. Karşında erkek var, dünyanın kaç bucak olduğunu görürsün ha. Hadi ye, çabuk. Thank you.
Abbas! Abbas ya, adamına bak, şu senin uşağına 100.000 kağıt bahse girerim ki adamlarıma bir yumruk bile atamayacak ya. Bak.
Abbas, Abbas! Uyuşuk uşağın adamlarına bir yumruk bile atabilirse bütün tapulu arazilerimi sana veririm. Sen ne verirsin, ha? Ben sözümdeyim Abbas. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Hadi uyuşuk Şahin, göster kendini. Çaycıbaşı, servetimi kaybedeceğimi bilsem gene de seninle iddiadan vazgeçecek değilim varım. Hem de tokat atmasına değil, bütün adamlarına dayak atmasına. Kaybedersem İstanbul'u terk ederim. Oldu mu lan? Oldu Abbas. Valizlerini, bavullarını şimdiden hazırla. Hay! Surata bakın surata! Şairi görün şairi! Şu surata bakın! Çaycıbaşı, hazır mı bavulların? Niye fıstın lan? Çık da boyunu göreyim he! Ah!
Kadar gölge yeter. Arazinin tapuları bu mu? Evet efendim. Hmm. İmzala bakalım. Erkek kısmı sözünden dönmez, imzala. Bütün kötülüklerin kaynağı içkiymiş. Bundan sonra hiçbir yanlışlığın ve kötünün hizmetkarı fedaisi değilim. Çünkü hak gelince batıl zahir olur. Bırak gitsin. Nereye gidiyor? Kendi dünyasına.